Böyle bonus diye gördüğünüz logolu sayfalar bahis sitesi sayfalar arkadaşlar. Hepinize yazıklar olsun. Bakın gerçekten her birinize yazıklar olsun. Toplamış her şeyi, belgesel yönümüze attı. İnsanlara link atıyorlar, 12 girdiklerinde bitcoin cüzdanındaki paralar çekiliyor. Yağmur Çevik sen söyle de yapıyorlar. Evet, sana bakın. Son suçlu ben oluyorum siz yüzünüzden. Herkese kocaman merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İçimiz dışımız Dilan Polat olmaya devam ediyor. Bugün bir arkadaşım, yani takipçim sergiye gitmiş. Çünkü o anne çabuk Dilan Polat hemen sergiye koydular. Resmini yaptılar da sergiye koydular dedi. Sonra bir yakınlaştım. Bambaşka bir hayat hikayesi dedi. Anlamadım o kısmı ya. Resmini mi çizmişler? Sergiye gidiyor. Bir tane kadın görüyor. Aynı Dilan Polat. Sanki tutuklanmış. Dedi normal hepimiz öyleyiz. Yani hepimiz illüzyon olmuş vaziyetteyiz. YouTube'a giriyorum. Dilan Polat onu mu yedi? Dilan Polat'ın son dediği şey. Engin Polat'ın ifadesi. Nilda ağlıyor mu? Şule çantalarını mı kullanıyor? Her yer böyle. Bizim videolarımızda da var sonuç olarak. Her videoda var. Evet ama biz yine magazinimizi yapıyoruz. Arada serpiştiriyoruz. Ha, sen diyorsun ki direktman konuşan bazı... Yoruldum. Her başlıkta da dakika uzunluğu en kötü 30 dakika. Çünkü biliyoruz şu an herkes etkileşim derdinde. Bunun da farkındayız. Çünkü gündem bu. Aslında amaç daha da başka. Sosyal medyada temizliği yapılmak isteniyor şu an. Ve hepimize bir sürü iddialar geliyor. Her gelen iddiayı da söylemek doğru mu bilmiyorum. Yani şu anda gerçekten bir cadı avı gibi bir şey var Yağmur. Ve gerçekten de insanların böyle dolduğu bir an bir de bu. Bazı iddialar doğru da çıkabilir bu dönemde. 3 yıldır ne diyorum? Pahalı çantalarını arabanın önüne koyup emniyet kemeri takıyorlar. Ama etten, kandan yapılmış, onları para kazandıran, o çantayı onu aldıran takipçiye kullanmadıkları takviye haplarını içiriyorlar. Çıktık bunları örnekleriyle gösterdik değil mi? Ama ne dediler? Biz bunları gösterdikçe primci dediler, kıskanç dediler. Yani size de dediler, bana da dediler. Yani takipçiler böyle enteresan gürültü bir toplum olmuştu. Böyle itilen kakılan bir toplumdu. Kara para aklanıyor mu aklanmıyor mu? Bu fenomenler nasıl zengin oldu? Bizlerle çalışıyoruz, bizlerle bu işi yapıyoruz. Ama bu paraları kazanamıyoruz diyor herkes. Veya ben bir doktorum, bir cerrahım ama bu rakamları hiçbir zaman alamam. Hiçbir zaman bu zenginliğe kavuşamam. Hem psikolojik olarak yoruluyorduk hem de bunu anlamaya çalışıyorduk. Zaten benim buraya gelmemin, burada bir magazin alanı oluşturmamın sebebi de televizyonculardan, oyunculardan daha fazla para kazanmalarıydı bu insanların ve onlardan daha fazla kitleleri olmalarıydı. Şu da var mı Yağmur? Yani kazandığı halde daha güzel şeyler verebilirken aksine kandırma psikolojisiyle gittiler. Evet çünkü onlar birdi. Anladın mı? Bu PR'cılarla beraber, kendileri beraber o lansmanlar, bu partiler, etkileşimler, akşama kadar etiketler. Bunları dinleyen mi var? Takipçi dinleyen mi vardı? En yerine gitsin. Kim onların sesi olacak? Kendilerimiz. O biliyor, ben biliyorum. O zaman şanslıydın Yağmur o dönemde. Yani ben şanslı zannediyordum kendimi. Çok konuşulacak konum vardı. Evet çok konu vardı çünkü burası çöplük gibiydi. Ve zaten çoğu da düzeldi yani bu anlamda. Çünkü niye Yağmur konuşmasında aman biz dikkat edelim geldi konu. O zaman herkes yerini aldıysa ve kahvelerimiz yapıldıysa video başlasın. Arkadaşlar başlıktan da görüldüğü gibi bugün konumuz yine gündemdeki aktif olan, yoğun olan, tartışılan şeyler. Ama tabii ki biz magazin kanalı olduğumuz için yine magazin arasında gündemi de konuşacağız. Tabii önce Dilara Aydın'dan başlayalım. Şimdi ben en son Dilara Aydın'la yeni konuştum bu masada. Evlenme tekliflerini konuştuk. Evet. Bir de onları diğerlerine ayırırım diye bir şey söylemiştim. Sen niye böyle bir şeyle giriş yaptın? Çünkü... Bunu neden söyledin şu an? Çünkü hatırlatmak uğruna. Neyin önden bastırmasını yapıyorsun bana? Şu anda bastırmasını yapmıyorum. Bana onu... bir şeyin bastırmasını yapıyorsun. Hayır, bastırmasını yani, yapmıyorum. Yani aman cümleleri iyi seç. Çünkü sen demiştin ki ben Dilara'yı diğerlerinden ayırırım. Yok o anlamda değil. Dilara'yı ben de ayırırım. %10 olsa da ayırırım. O dakika bir şey olmuş. Çünkü öyle DM'de söylemiş. De ben DM'e göre hareket ettiğim için DM'de de insanlar onu diğerlerinden ayırır. Senin takipçilerin öyle, benim takipçilerim öyle. Senin takipçilerin, benim takipçilerim diye bir şey var. Var. Artık ayrıştırıyoruz. Turşu suya sirkeden olur, ya limondan olur. Valla normalde limondan olur da ama böyle ayrıştırma olacaksa tabii ki sirkeden olur. Dilara Aydın'a en son evlenme teklifiyle konuşmuştuk. Hatta ben ağlamasını bir tık eleştirmiştim. Neden eleştirmiştim? Çünkü bembeyaz giyinmişti, kuğu gibiydi, parmaklarında beyaz ojeleri vardı. Her şey hazır ve nazırdı. Ben böyle ani olan şeyleri seviyorum galiba. Böyle ben onu hissedeceğim. O iş bana geçecek. Dün akşam Cüneyt Özdemir'in Dilan Polat belgeselini izledim. Yarıda bıraktım. Sonra zar zor devam ettim. Neden bana geçme? Yan yerleri vardı. Birazdan ona geleceğim. Hem bir iş bana geçmeli ki. Evet ya çok güzel bir evlilik teklifiydi. Bak işte ya görmediğimiz bir evlilik teklifiydi. Demem lazım benim. Dün akşam bir arkadaşın doğum günü etmişler. Gayet güzel böyle eğlenmişler falan. Sonrasında Dilara Aydın'la Canberk birbirini takipten atmış arkadaşlar. Bazı fotoğraflar kalktı diyenler vardı ama Reels'lar duruyor. Şimdi bizi engellediği için arkadaşlar biz göremiyoruz. Sizin aklınız kadarıyla bakabiliyoruz. Engellediğiniz zaman fake de gidiyor ve göremiyorum. Böyle durumlarda çok sinirleniyorum gerçekten çünkü bir iş yapıyoruz. Ve engellemek ne demek değil mi?
Evet, ben de mesela artık her günün gelenlerin listesini paylaşıyorum sayfamda. Mesela Caner Yıldırım bizi niye engelledi, Gamze Erçen'in kocası? Evet ya, çok ilginç. Çok ilginç yani. Evet. Gamze engellememiş, Hande engellememiş, sen niye engelledin? Sana ne oluyor? Ha bir de ben senin haberini hiçbir zaman kötü yapmadım ki. Yani. Aksine seni de takdirle karşıladım hep yani. Yani. Bu süreçte. Arkadaşlar tabii ki orada bizlerden birileri vardı. Ve dediler ki Yağmurcuğum biz onları gördük. Biz de bütün akşam oradaydık. Onlar da oradaydı. Tabii bunlar iddia arkadaşlar. Benim gözümle gördüğüm bir şey değil. Sizin gözünüzle gördüklerinizi ben aktarıyorum. Ve dediler ki Dilara öyle şey iyiydi. Canberk iyiydi. Ama Canberk'in yanında bir kız vardı. Hatta bayağı Canberk'e samimi davranıyordu. Sonra Dilara'ydı o kızı bir şekilde mekandan göndermiş. Ama nasıl gönderdi bilmiyorum. Niye dedim öyle bir şey yaptı? Yani burada sence Dilara mı haksızdı, kız mı haksızdı? Yani gereksiz bir kıskançlık mıydı yoksa yerinde bir hareket miydi diye sordum. Yerinde bir hareketti bana dedi. Çünkü benim erkek arkadaşım olsa, öyle bir kız olsa aynısını ben de yapardım dedi. Sen öyle dediğin için bu bana yeşil şu an dedim ben de. Kıskanmış yani. Yani fazla samimi hareketleri varmış Canberk'le kızın. Belki oradan dolayı bir sürtüşme çıkmış olabilir. Canberk de yeter be canıma tak etti demiş olabilir. Ve orada kızgınlık anıyla birbirini takipten atmış olabilirler. Çünkü bütün gece dans etmişler. İyilermiş. Hatta Aleyna Şen de oradaymış. Dün akşam da aynı mekanda olmalarına rağmen ne beraber bir storyleri vardı ne de görenlerin gözleriyle söyledikleri şeylerde öyle bir samimiyet yoktu aralarında. Ben bir şey söyleyeceğim. Peki şimdi öyle değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Ben seni takipten atıyorum. İstersem senin beni takip etmeni de çıkartıyorum. Hı hı. Bunu Dilara tek başına da yapmış olabilir. Tabii güzel bir bakış açısı bu da olmuş olabilir. Yani takipten de atmış olabilir. Takipten çıkartırken onu. Ama resimler tabii ki kaldırılması Canberk'in elinde değil mi? Onu evet. Canberk kendi kararıyla yapmıştır. Şimdi bir takipçim dedi ki Yağmurcuğum ben de rüyamda gördüm. Ben ve benim YÇT'imin rüyaları biliyorsunuz. Olaydır yani. Rüya diyelim. Canberk Dilara'yı aldatıyordu dedi. Ben de aldım bu story'e girdim. İptal, iptal, iptal yazdım. Ben böyle bir şey gerçekleşmesini istemediğim zaman önce Allah korusun. Sonra iptal, iptal, iptal diyorum. Şimdi demişler ki Yağmurcuğum sen boşuna girmez. Bildiğin bir şey mi vardı? Duyumlar geldi. Yani gelmedi değil. Dilara ya evlenme teklifi etmeden önce Canberk bir kızın fotoğraflarına like ve ifade atmış. Tabii ki şimdi öyle bir dönemdeyiz ki arkadaşlar. Bana bu like ve ifade inanın basit kalıyor. Tabii ki bunun affedilecek veya savunulacak veya açıklanacak bir tarafı yok. Şu an kimi görsek ne alaka abi sen bu kızı tanıyor musun? Takipçim mi? Neden ifadesine stories ifade atıyorsun, like atıyorsun? Değil mi? Tanımıyorsan çok... yapma. Ne işin var senin onun sayfasında? Evet tanıyorsan zaten beğen et. Tabii ki. Ya belki takipçisidir gelmiştir. Olabilir. Beni takip eden misin demiştir, beğeni yapıyordur. Her şey kabul. Ben takipçilere bazen sürpriz yapıyorum. Ben de yapıyorum. Postuna gidiyorum, ifade atıyorum. TikTok'ta böyle yorumlar var. Hatta Dilara bir yere mi gitmiş, bir şey mi olmuş? Canberk bir eve birilerini alıp çapkınlık yapıyormuş. Böyle şeyler yazıyorlar sağa sola. Bilmiyorum bana böyle bir iddia gelmedi. Sadece bir like ve ifade geldi. Beğeni geldi. Eli çarpmıştı Mert Vidinli gibi. Neydi? Umut Evirgen gibi. Umut Evirgen gibi. Serena'ya çarpmış ya. Evet. Hatta onlar takipten de çıktı bir anda sonra. Herhalde çıkacak. Korktu herif. Miray açıklama yapıyor yanında. Ay çarpmıştır falan. Evet. Hangi kadını kandırabilirsiniz? Umut bir daha çarpmasın diye mi takipten çıkmış? Hayır. Kız uyar anlar tabii bir şey olduğunu. Adam çapkın çünkü. Evet. Tabii ki durulabilir, bir kadını sevebilir ama maalesef artık buna doğru evriliyoruz yani. Hani çok az kaldı sadık, düzgün. Gerçekten. Önceden aykırı yaşayanlar azınlıktı. Şimdi aykırı yaşayanlar çoğunluk, düzgün yaşayanlar azınlık olarak kaldı. Ve ben şimdi çok insan böyle olunca otomatik olarak dilim bu tarafa doğru evriliyor. Azınlık çünkü çok az artık kaldı yani. Kime elimi çarpsam? Ya altından ihanet çıkıyor ya başka bir şey çıkıyor. Ama bence barışılabilir ya. Barışılabilir. Bu affedebilecek şey mi? Aynen. Kafam çok iyiydi. Çok beğendim. Attım. Yani. Ne olmuş? Bunu açıklayamaz mısın? Evet. Açıklayabilirsin. Seviyorsan da affedersin. Affedersin. Seviyorsan da affedersin. Yani. Bir çarpmayı, bir like'ı. Evet. Anladın mı? Mesela bir buluşalım, bir görüşelim muhabbeti dönmüyorsa hani affedilebilir bir şey. Bütün gece iyilerdi. Demek ki geceden sonra bir şey olmuş diyen vardı. Dilara'nın sende paylaştıkları var mı hiç? Şimdi Dilara bugün kalktı ve bu olaylara böyle sistemkar cevaplar verdi. Bir tanesi araba storiesiydi. Aa sana doğruyu söylemiş. Ama bunu silmiş. Bu storyi silmiş. Bu iki günü bir sen biliyorsun bir ben diye yakın arkadaşı atmış. İki gün diyor. Dün akşam eğlencedeydi. Demek ki ondan önce de bir sorun vardı. Ayrıca ben özür diliyorum. Hadi dünle bugünü mü söyle iki gün derken? Dilara Aydın'dan ve Aleyna Şen'den özür diliyorum. Çünkü onlar beni engellememiş. Seni engellemiş. Tamam sen yoktun çünkü o zaman. Evet. O savaş ben veriyordum. Ben de veriyordum arkanda. Veriyordun ama kapandıktan sonra blok yağmur işte oldu. İyi ki de olmuş. Bak ya bak şimdi. Gerçekten yavrularım benim. Her şey benim yavrum. Bize geçtiğimi de benim yavrumdu. Hep bunu söylüyorum. Her şerde hayır vardır lafı gerçekten çok doğru. Bak hep diyoruz ya atalarımız deneyimlemiş bunları yaşamış. Gerçekten Allah'tan tabii daha büyük hastalık falan böyle çok kötü şeyler gelmiyor.
gelmedikçe gerçekten senin başına bir olumsuzluk geliyorsa, senin için orada yeni bir şey hazırlanmış ve senin onu bulman için maalesef bu zorlukların üstesinden gelmen gerekiyor. Yoksa ben blok yağmuru oluşturmazdım. Evet, ben de yiyemezdim ki, ben kaçıyordum hep kendimden ya. Ve seninle daha da kökleştik. Güzel şeyler yapıyorsun. Bunları tabii biz diye getirmeyi sevmiyoruz. Bizim olanlar zaten. Her daim olanlar bunları biliyor. Biz kadınlar depresyona girdiğimizi hissettiğimiz anda veya girmeye yaklaştığımızı fark ettiğimiz anda hemen kendimizi bakıma yönlendiririz. Tırnaklar yapılır, saçlar yapılır, tırnaklar ondan sonra ne bileyim alışveriş yapılır falan. Dilara da git demem, bugün her kadının yaptığını yaptı. Saçlarını tekrardan yeniledi. Ben sadece kadına inanmıyorum. Erkek de mesela kaybettiği zaman, kaybettiği değil yani motive olarak evet, düştüğü insan zaman, ruhunda var. Kızdığı zaman, kalbi acıdığı zaman yani ya inadına ya da kendine ben bakacağım. Bir de Dilara güçlü kadın, şimdi bakıyorsun işleri şimdi falan. Şimdi Dilara evet. Da kendi işini kurdu. Evet. Daha da çok kazanıyor. Daha da çok kazansın, evet. Ne güzel. Hakkıyla her işini yapan bu işin ekmeğini yesin. Ben ilk çıktığımda yine her şeyi söyleyeceğim. Derdim çok, yapacak bir şey. 400 videoda hala ilk çıktığım günlerde kendini anlatıyor. Çünkü her gün yeni birisiyle tanışıyoruz. Ondan oluyor. Aynen öyle. Ben ilk çıktığımda dediler ki aa işte bizim ekmeğimizde gözü var falan, fiş mekan. Dedim ki arkadaşlar hiç alakası yok. Kazanın. Bizim buradaki amacımız başka. Haksız kazanç var, haklı kazanç var. Dilara Aydın ilk nişanlısı Sercan'dan da böyle ayrılmıştı. Böyle ayrılırken bakın buraya bir sonuç doğurmuyorum, bir başlık açmıyorum burada. Sercan Dilara'yı aldatmıştı. Hatta aldatma sebeplerini burada ben söylemiştim. İnşallah umarım tabii ki böyle bir şeyle tekrardan karşılaşmaz. Çünkü bence güzel bir dinamikleri vardı. Boyu boyuna, huyu huyuna. Dilara da güzel bir kız. Canberk de güzel yüzlü, yakışıklı bir çocuk. Böyle güzel yakışıyorlardı. Her şerde hayır vardır. Bak Bilal Ancile Esin. Hep örneğini veriyoruz değil mi? Bir türlü dinamik tutturamadılar. Dün akşam şeyi paylaştık ya. Ali Biçim'le Mesut'un bir diyaloğu var. Onlar zaten her şeyin farkındalarmış. İnsan arkadaşını bilmez mi? Bu Ali gündüzleri Bilal Ancı, geceleri Bilal erkek dedikodusu, dün de söyledim Instagram'da, gerçekten kadınlardan daha zevkli oluyor. Çünkü biz kadınlar doğuştan bize hep bir kod yüklendiği için biz hep araştırmacı kişilik. Hep öyle yapsam böyle olur. Şöyle yapsam, ama erkek düz mantıktır. Erkek ben bunu yapayım sonucunda böyle olsun. Ben bunu yapayım karnım doysun. Bana bir iddia geldi. Geçen videoya baloncuk olarak ekledim. Dedim ki arkadaşlar galiba dedim Mirhan'ın ailesi Ezgi ile evleneceğini daha bilmiyormuş diye bana bir... Bütün Türkiye biliyor ya. Tamam, hayır, evlen teklifi etti. Tamam. Ama önlerine gelip de anneciğim bak biz evleneceğiz. Hani siz hazır mısınız, okey misiniz diye daha izin alamamış. O yüzden Ezgi şu an storylerinde daha mutasip. Kız kardeşiyle falan reis çekti bu hafta, yine güzeldi. Mirhan da aralarındaydı. Çay içiyordu elinde, evet. Gördünüz değil mi? Çay içiyordu. Elinde çay vardı. Yani Ezgi değişti. Bu bariz belli. Doğru olan değil mi Yağmur? Yani bu işi şimdi evlenmek uğruna yapıyor ya. Evlendikten sonra yine açılacaksa. Şu anda yaptığı yanlış. Ama evleneceğin insan için bir şekilde kabuğuna çekilmen doğru. Benim her zaman söylediğim şey vardır. İlk önce kaleyi işten fethet. Annenin babanın yorumu çok önemli. Şimdi Mirhan'dan gerçekten eminse ve Mirhan'la bir ola girmek istiyorsa tamamen buraya odaklanacak. Sosyal medyada onun bikinini görmüşüz. Belki de dediğin gibi şu an burayı beslemek istediği için. Bir de ben Mirhan'ı göstermiyorum. Emin değil falan dedim analizlerimle. Bugün bakıyorum Mirhan'ı çokça paylaşmaya başladı. Mesela bak Rıfat Yüzak da benimle aynı fikirdeydi. Baktı ki biz böyle düşünüyoruz. Bu sefer Mirhan'ı aşık gibi gösterdi. Eliz arası soğuk demiştik. Eliz de aldı. Sempatik değil, birazcık antipatik dursa da şu görüntü. Eliz de Ezgi'nin yan yana olması bizi mutlu ediyor. Mirhan tabii ki hepimizin hissettiği ve gördüğü bir şey var ki daha ergen duruyor. Normal. Aralarında 8 yaş var. 30 yaşındaki bir insanla arkadaşlar. 20 yaşındaki bir insan aynı olamıyor maalesef. Daha bana bir iddia gelmedi bu arada Ezgi'nin gebelik durumu var mı yok mu diye. Umarım dediğim gibi hissediyor olur değil mi? Ne istiyorsa olsun bu hayatta. Silivri günlükleri tabii ki devam ediyor. Çünkü Dilan Polat çok merak edilen bir kadın. Acayip merak edilen bir kadın. Hatta Dilan Polat'ın enerji şarkısı 100 milyon izlenmeye ulaşmış 3 ayda. Hatta Spotify kaldırdı, tekrardan da geri aldı. Evet, Spotify aldı. Kaldırdı. Çok enteresan, şunu söylemişler. Ben bunu girdim. Haberine girdin, doğru. Evet, haberine girdim. Bize dedim böyle. Hani bize dedim böyle bir şey olur. Biz daha çok merak ederiz. Hepimiz öyleyiz yani. İnsanoğlu böyle. Merak ederiz, daha çok sorgularız. İzlediğimiz videoları gider tekrar izleriz. Çünkü onu göremiyoruz ya. Bir yerlerde görmek istiyoruz. Bundan kaynaklı da daha çok değer katarız ona. Daha çok tanınır. Daha çok değer katılır. Bir de böyle biliyorsunuz. İkiye ayrılır. Bir seven, bir sevmeyenler. Bir daha çok bağlananlar, bir daha çok nefret edenler olur. Her zaman hayatta böyledir. Joker filmini biliyorsunuz işte. Adam öldürüyor ama sokağa çıkıyor. İsyan başlatıyor değil mi? Evet. Sevenlere de çıkıyor. Bayağı. Ben bir düzeltme yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben geçen videoda dedim ya Dilan Polat'ın aslında zengin bir hayatı yokmuş. Fakir bir hayatı varmış dedim. Bu Dilan Polat'ın Engin'le evlendiği sürecinden olan itibarenki dönemiydi. Dilan Polat biliyorsunuz Batman doğumlu. Dünkü videodan sonra
Batman Babam Batman'dan birileri ulaştı. Yağmurcuğum dediler. Senin söylediğin doğru ama evlendikten sonraki dönem. Ama Dilan gerçekten burada varlıklı bir kızdı. De güzel bir hayatları vardı burada. Ama evet, Dilan Polat'ın demagoji yaptığını görüyoruz. Yani atıyorum 18 kurşun 15 kurşun deniliyor ya annesinin vefatında. O kadar bir kurşun olmadığını. Cüneyt Özdemir belgesinde 7 tane kurşun dedi. Bana söylenen 1-2 kurşun. Bir de bana şu söylendi ama bence bu kesinlikle Dilan bunu biliyor. Öğrendi yani. Annesinin ölüm sebebinin daha farklı olduğu söylenildi. Babasının beyninde evet bir tümör vardır, hastalık olduğu söylenildi, doğrudur denildi ama ölüm sebebi daha başka. Bunu Sıla biliyordu. Dilan bilmiyordu. Dilan'dan sakladılar. Dilan'a başka bir şekilde anlatılmış bu durum ama bence tabii 33 yaşındaki bir kadın o hani kaç yaşında yaşanmış bu durum bilmiyorum. Bunu bu süreçte öğrenmiştir diye düşünüyorum. Dilan çok ufakmış. 6 mı 7 mi 8 mi? Tamam işte. Neyse, buralara fazla girmek istemiyorum arkadaşlar. Hani bu durumu düzeltmek istedim. Şimdi Cüneyt Özdemir belgesel çekti ya. Dedim ki oh çok güzel oldu. Benim dedim bu cevapsız kalan sorularımı mutlaka dedim burada vardır. Çünkü belgesel ve bölüm 1 diye başlık atıyorsan bir de Cüneyt Özdemir bunu yapıyorsa dedim ki Cüneyt Özdemir Batman'a gitmiştir. Ay bir girdim şok. Bütün bildiğimiz videolar kolaj yan yana getirilmiş. Cüneyt Özdemir'in isteksiz bir konuşma tarzı. Ses arkadan geliyor. Sesini bile çok duyamadım. Kaç kere açtım sesini burada. Bu sefer videoların sesi yoğunlaşıyor. Tekrar kısıyorum falan. Seste bir düzensizlik. Analiz yok. Batman'a gitmek yok. Hiçbir şey yok. Yani o hatırladığımız Cüneyt Özdemir'in 32. gündeki o gazetecilikle alakalı belgesellerle alakası yok. Biz çok alışkınız Cüneyt Özdemir'in araştırmacı gazeteci ruhuna, vizyoner bakış açısına, gezgin ekibine. Evet yani hiç olmazsa muhabirlerini gönderdi sağa Kenan'ı sola. Kenan'ı gönderseydin. Tamam, kolaj yapabilirsin. Ona sorun yok zaten. Artık sosyal medyayla geleneksel medya iç içe. Bunu zaten biliyoruz. Biz bunu zaten yıllardır yapıyoruz. Bak bizdeki bütün kaynaklar, ben değil, bütün magazin kaynaklar televizyonda. Televizyon ne yapıyor? Oturuyor. Sosyal medya çalışıyor. Ne belgesel... Doğum. İşte doğumdan sonra okul yılları bilmem ne böyle tık bize gösterecek. Evet, siz gazetecisiniz. Sizin bir telefonunuza bugün cevap vermeyecek insan yok. Şu an beni arasa her şeyi söylerim. A'dan Z'ye. Bütün influencerlarla ilgili bildirim raporu veririm beni bir gazeteci arasa. Doğru mu yok? Evet, senin kızgınlığın Cüneyt Özdemir'in böyle bir videoyla gelmesi. Şimdi belgesel çekiyorsan bize anlatman lazım. Bu insan buraya gelirken ne yaşadı? Bölüm 1. Zaten devam ediyor olay, daha bitmedi değil mi? Sen bize bir yere kadar getir. Cüneyt Özdemir sadece ben önce yapayım, zamandan da tasarruf etmeyeyim deyip sokmuş videoyu YouTube'a. Ama şu da var, şunu da söylemek istiyorum. Mesela Cüneyt Özdemir dünkü videosunda ne diyor? Ben diyor Dilan Polat'ı diyor, geceliğin bir anda bak şu videonun görgüsüzlüğünü gördün mü diye atılan videolarla gördüm diyor. Ve o yüzden ne olmuş biliyor musun esasında? Şu anda bu fenomenleri yeni görenler için veya takip edip de böyle kin olanlar için söylüyorum. Çok kızmışlar. Ve sanki Cüneyt Özdemir belgesel değil de tüm fikrini videoya anlatmış. İçini kusmuş gibiydi. Veya kızgınlığını yani belirtmiş. Yani belgesel bu değil. Evet. Bu ne biliyor musun? Cüneyt bak orada analiz yoktu. Şurada bizim yaptığımız 10 dakikalık bir analiz. Yanlış anlamayın. Onlar içinde çok iyi insanlar, çok başarılılar, duayen onlar. Ben onların yanında kum tanesiyim. Baktığınız zaman. Haddimi aşmayarak konuşmak istiyorum. Bizim burada yaptığımız 10 dakikalık analiz 50 dakika videoya bedeldi. Yani daha iyi. Vallahi daha iyi buradaki 10 dakika analiz. Biz bazı belgeseller izliyoruz. İşte Bergen'in belgeselini izledik YouTube'da. Biz listesi ikiye ayrıldık. Seri katili izledik değil mi Dahmer'i? Netflix'i ne dedik? Ya bu çocuğu bu hayat buraya getirmiş ya. Babası onu yapmış, tecavüz etmiş, o olmuş, bu olmuş. Bazı an dedik ki bu kadar kötü olamazsın ya. Bu kadar canavarlaşamaz bir insan ol değil mi? Belgesel budur. Birinin hayatını izlediğin zaman, birinin biyografisini izlediğin zaman yükselirsin, düşersin. Evet, o yüzden onun tarzına yakışan bir belgesel bekliyorduk. Mesela Özgür Demirtaş'a da böyle bir dis atıyor. Ama Özgür! Sen de az değilsin, her gündemi takip ediyorsun bakıyorum. Kendisi de ediyor ya ama. Evet. Anlamadım. Yani kendisi de ediyor. Yani şu anda etmeyen yok. Herkes ediyor zaten yani. Evet. Dilan'la ilgili Silivri günlükleri devam ederken bir yandan da tabii ki yeni isimler gündeme çıkıyor. Gazeteciler de durmuyor. Muhammed Yakup da durmuyor. Seyhan Soylu da durmuyor. Her gün bir isim veriyorlar. Geçen gün Seyhan Soylu yine sohbet odasında durmadan yine bir şeyler konuşuyorlar, tartışıyorlar bu konuyla ilgili, bu gündemle ilgili. Eskiden magazin yapan orta yaş üstü bir bayan, eski magazinci bir bayan yayına bağlandı. Dedi ki hep aynı isimler konuşuluyor. Bu işi yapan daha farklı yoldan isimler var dedi. Ben şimdi burada isim vermeyeceğim dedi. Ama dedi size şöyle tarif edeyim, herkes anlar dedi. Eski köşe yazarı hem ünlü camiasına çok yakın hem fenomen camiasına çok yakın. Bir ayağı Londra'da olan influencerlarla PR işi yapan, onların lansmanları davet eden, markalarla işbirliği yapmasını sağlayan biri var dedi. Evet. Mert Didini'den mi bahsediyorlar? Sesin mesela her gün bir isim veriyor. En son dedi ki Selin Ciğerci ile Gökhan Çırak
patlayacak dedi. Mesela daha başlarına bir şey gelmedi. Murat Ağrel her gün Gökhan Çıra'ya senin ciğerci konuşuyor. Her gün. Tabii bu insanları her gün buna böyle deli gibi parmak basmalarının sebebi unutulmasın. Madem bir girişme yaptık, bir giriş yaptık, düğmeye bastı devlet. Bunun arka arkası kesilmesin. Herkes paranın yeşil rengini görürken bu insanlar kurnaz yöntemlerle zengin hayat yaşayıp bir de böyle insanlara böyle hava atıp bir de insanları depresyona sokup sonra bize ne ya? Ne yaparlarsa yapsın modlarının oldukları için. Bir de tükürdükleri için. Tükürmek hafif kalır sahte hap içirmektense. Zayıflama hapı içirmektense inat tükürmek hafif kalıyor. Yanlış anladın. Şimdi insanlar bunları hep gördüğü halde bunlara yazdılar. Bunlar özür dileyeceğine size ne be? Size ne be? Puh yaptılar yani, anladın? Evet, Londra'da kara para aklama diye bir zaten biliyorsunuz tabir var. Londra bu işin merkezi. Çoğu influencer yatırımları Londra'ya yapıyor. Londra'ya sürekli gidip geliyorlar. Belli başlı isimler var bunu yapan. Ama her Londra'da olan için geçerli değil. Herkes için değil bu söylediğimiz. Bunu yapan zaten belli. O yüzden zaten onlar lüks bir hayat yaşıyor. Herkes lüks hayat yaşayamıyor. İçeride şu anda Arap ülkeleri bile bütün para akışını Londra üzerinden yapıyor. Şu anda olan bir şey değil. 20 senedir belki bütün büyük yatırımcılar veya dünyadaki Hindistan olsun, Amerika olsun vesaire. Bütün her şey İngiltere üzerinden. İngiltere çünkü devleti veya Londra buna izin verdi. Londra demişken akla ne geliyor tabii ki? İngilizce. Neden İngilizce geliyor? Çünkü biliyorsunuz Kasım ayında çok büyük indirimler oluyor arkadaşlar. Efsane Kasım diye geçiyor zaten. Bir sürü şey alıyoruz, bir sürü şey toparlıyoruz değil mi kendimize? Ama burada neyi atlamıyoruz arkadaşlar? Kendimize yatırım yapmayı unutmuyoruz. Cambly de biliyorsunuz bize çok güzel bir kampanya gerçekleştirdi. Bunu bir kez söyledim. Şimdi ikinci kez hatırlatıyorum kampanya bitmeden. Ve diyorum ki Cambly'nin 12 ayı özel 160'lık büyük bir indirim var arkadaşlar. Ve bunu sadece ayda 299 TL'ye gerçekleştirebiliyorsun. Biliyorsunuz Cambly'de zaten çok güzel ders programları var. Kendi zamanına göre, kendi günlerine göre, istediğin hocayla, istediğin diyaloğu, istediğin yerde, istediğin şekilde, ister grup derslerine gir, ister birebir, her şekilde İngilizceni geliştirebiliyorsun. Dediğim gibi bu eğitim üzerine olabilir, bu kariyer üzerine olabilir, bu bir enstrüman çalmak üzerine olabilir. Ne şekilde konuşmak istiyorsan onunla o şekilde diyalog gerçekleştirebilirsin. Yeter ki internetin olsun. Gerçekten Cambly'de ayırdığım kategorilerden birisi de grup dersler arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Şimdi hocayla birebir konuşuyorsun. Çok güzel. Evet. Özgüvenin yoksa özgüven sahibi oluyorsun. Heyecanın varsa veya bir korkun varsa ay bana bakacaklar. Ay bunu söylersem rezil olacağım. Algın varsa hocayla zaten bunu yok edebiliyorsunuz. Mesela ben A seviyesi bir İngilizce biliyorum. Tamam mı? Ve ona göre bir sınıfa girebiliyorum. Ve o kadar güzel bir diyalog gerçekleşiyor ki o Kanada'dan gelmiş, öteki Malta'dan gelmiş, öteki Londra'dan gelmiş. Yani farklı kültürlerle insanlarla tanışıyorsun. Aynen. Cambly'de ücretsiz bir hesap oluşturarak birçok ücretsiz kaynağa erişebilirsin. İsterseniz farklı konulara odaklanan e-kitapçıklarla İngilizce iş mülakatına hazırlanabilir. İngilizceni bu şekilde de geliştirebilirsin. Sana vereceğim kodla yani 66 yağmur koduyla Cambly'i indirdiğin zaman 12 aya özel 160'lık büyük ve son kez yapılan bir indirim var. Cambly ile hiç tanışmayanlar bana teşekkür edecek. Bir sene sonra bugün görüşmek üzere diyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. Ben dediğim gibi magazinsel kısımdayım. Yoksa ben o bunu yapmış, bu bunu yapmış. Herkesten daha iyi bir video yaparım. Belgesel çıkartırsam herkesten daha iyi belgesel çıkartırım. Ama ben o kısımda değilim. Ben insanların nefretiyle yaşamak istemiyorum. Dünya malı dünyada kalır. Herkes yaptığıyla, aldığıyla, kaçırdığıyla, yediğiyle, içtiğiyle kalacak bu dünyada. Biz vicdanımızla sorgulanacağız. O yüzden ben vicdanen kafamı akşam yastığa koyduğumda rahat uyumak istiyorum. Ama gazeteciler sorgular önümüze isimler getirir. Ben burada onlara destek olurum. Bak ben ne zaman şunu görmüştüm. Evet bu insan hakkında bunu görmüştüm derim. Şu an ihbarlar da var. Bana da ihbarlar geliyor. Bana mesela Çakal'la ilgili ihbarlar geliyor. Yani ya bile Çakal'ın daha önce mahkemesi var ya bu konuda. Kripto aktarımı hakkında bir mahkemesi var. Mesela çalıntı kredi kartları kullanılıyormuş sürekli. Ben çakal yapıyor diye söylemiyorum. Bu iş yapan insanlar nasıl yapıyor onu söylüyorum. Çalıntı kredi kartlarını kullanıyorlar ve bunu yakalanmayacak şekilde yapıyorlar. Hatta bu Bitcoin üzerinden bile yapılmış. İşte Bitcoin satın alıyorlar bunlar. Hı. İnsanlar link atıyorlar. 12 girdiklerinde Bitcoin cüzdanındaki paralar çekiliyor. Mesela çoğu Amerika'dan ev aldı farkındaysanız. Yani bu sektöre böyle rakamların olduğunu asla düşünmüyorum. Özel uçakla gezecek kadar, Amerika'da ev alacak kadar böyle paralar yok. Konserlerde bu rakamlar kazanılıyor. Alp de bu süreçte bir takım iddialar ortaya atıyor. Dedi ki birçoğunuzun takip ettiği bir kadın fenomen hakkında bilgi aldım. Umarım gerçek değildir fakat söylenenler teyitli bilgi arası dedi. Yarın paylaşacağım bir de şey var yarın paylaşacağım. İşte zamanında yok ama. Neyse yarın paylaşacağım o kişinin altından birçok pislik çıkacak buna eminim. Çünkü kendisi bir anda zengin oldu yakın kız arkadaşıyla bir anda nehir barlar açmaya falan başladı.
Bak hep isimler söyleniyor esasında. Ya herhalde. Kimse söyleyemiyor ismi ama ya. Yağmur Çevik sen söyle de yapıyorlar. Evet. Sana suçlusu ben oluyorum siz yüzünüzden. Çok yurt dışına kadar franchising verdi. Zaman aralıkları yine 2020 ile 2023. Bu zamanda ne olduysa herkes zengin oldu. Bizleri sokağa çıkma yasağı falan derken hepimiz ayakta uyutup çanta çanta para taşımışlar sanki. Yorumlarda herkes diyor ki Damla hala, Damla hala. Hala kocamdan zenginim ben dedi. Belki kocasının çevresini kullandı. Damla milyon milyon izleniyordu. Belki oradan kazandıklarını şimdi harcıyor. Ajansı var. Hayır ajansı var. Ajansdan evet. Parayı almıyor mu kızım? Alıyor ortak herhalde oraya. Arda'yla ortak değil evet. Mi kafa oluyor? Ben öyle biliyorum. Ben de öyle biliyorum. %50 %50. Damla'nın beyanları var böyle. İşte dediğim gibi zan altında bırakmasınlar. Çünkü çok ciddi zan bunlar yani. Mesela bu konuyu geçen videoda konuştuk. Araya giriş yaptım ya. Bakın Emrullah ne demiş? Şunu da belirteyim. Bazı birkaç isimler var. Bunlar hani bildiğim şu an için isimler söylüyorum. Şu ana kadar kamuoyunda yer almamış. Kamuoyunda çıkmamış. Bu anlamda çıkmamış. Ama kamuoyunu çok yakından tanıdığı özellikle iki fenomenle ilgili ve yine onlarla, onların erkek arkadaşlarıyla alakalı isim zikretmeyeceğim yani burada. Bir inceleme var. Eğer o incelemeden çıkarsa biz belki de Polat soruşturmasından çok çok daha büyük, çok çok daha büyük bir isimler göreceğiz. Polat olayından daha büyük isimler göreceğiz. Yani haklarının soruşturma başlatılmış ama altından bir şey çıkarsa diyor. Şimdi evet bir takım isimler var şu an sektörde ama altından çok temiz sayfalarla da çıkabilir bu isimler. Çok şaşıracağımız manzaralarla da çıkabilir. Yoruma bekliyorum. Neyse diyorsanız, ne düşünüyorsanız mutlaka yoruma yazın. Aylan'ın bir sevgilisi var Çağrı Şahin biliyorsunuz. Çağrı Şahin amcasıyla Dilan Polat'ın bir ticareti olmuş. Bunu söylüyor zaten. Bunu Emrullah Erdinç'e söyledi. Bütün kanallarda kaynak olarak var. Evet şunu diyenler de vardı. Hala Dilan Polat'ın evine gitmişti. Niye gitti? Bilmiyoruz. Ben bunları bilmiyorum. Belki tırnak salonlarını açacaklar. Ne bileyim. Yani. Belki de. Hani o kısımları bilmiyorum ama ben o gün story attım. Dönüş yapmadılar bana yani. Zaten hala yapmaz da. Dilan'dan bir dönüş. Ben Dilan DM'den de yazdım. Bak şimdi hatırladım. Dedim ki Dilan dedim ne ayak siz ikiniz? Ne oluyorsunuz falan dedim. Cevap vermedi Dilan bana. Okumadı da. Ki her DM'imi okur. Mutlaka dönüş yapar. Ama yapmadım. Yok be Dilan işine geleni okuyordu. İşine gelmiyor okumuyordu. Tabii işine geleni okuyordu. İşine gelmiyor okumuyordu. Bakalım. Bana gelen bir duyum var. Evet bakın falan. Burada bir tuhaflık var demiyorum. Hiçbir duyumum yok. Mesela Dilan Polat'a söyledim. Duydum. Bir şeyler gelecek dedim. Bir saniye ben bir şey araya gireyim şimdi. Alp bir tweet daha atmış. İstersen sana atıyorum bir bak. 35 dakika önce atmış. Danla Bilic 2020 yıllarında orta halli bir vatandaşken nasıl bir anda bu kadar zengin oldu? Reklam adı altında kimler ne parasını aldı? Kendisinin bir anda zengin olup reklam işbirliği adı altında ne paralar döndü? Ve çevresinin bir anda zengin olmasının hepsiyle bağlantısı ne? Ben de bir infuzur olarak bütün piyasayı ve reklam bütçelerini biliyorum. Ama bunlarınki bambaşka bir boyut. Film çok güzel ve oyuncular çok fazla. Ateş o kadar büyük ki düştüğü zaman herkes yakacak. Instagram'dan gösterişçi gönderileri ve videolarını da silmeye başlamışlar. Hmm. Evet. Bak silmeye başlamışlar deyince Çağrı Şahin de hesabını dışarı kapattığını söyleyenler var. Çakal'da birçok gönderisini silmiş. Birçok reels'ını silmiş. Şu an sosyal medyalarını temizliyorlar. Damla demiş 2 milyonunda orta halde bize... Evet orası doğru ya. Ya bunlar çete mi demek istiyor? Hayır öyle demek istemiyorlar. Bir hikaye diyor şu anda diyor. Bir tane en iyi bir influencer'ın bir hikayesi 50 bin. Diyor. 50 bin bile değil ya. Yani bence değil. Mert Vidin'e 40 bin oluyormuş galiba. Kim veriyor Mert Vidin'i? Ben bilmem. Ben etkileşim olduğunu görmedim. Yok canım kendisi PR'larını yapıyor işte. Aynen. Öyle bir. Hani en fazla 50 bin alsınlar. Tamam 50 bin alsınlar yani. Ayda yani... Kaç tane girer? 5 tane işbirliği girsin. 250 binde. Tamam hadi bize hesap yapalım dursun evet. Merak etme. 250 yani bin. Çantalarını hesap... 3 tane post alsın. Yani bu adamlar 500 bin lira kazansın da ya. Hadi desin de. 500 bin evet iyi para. Yani evleri kira bir kere bu insanların. 200 bin değil mi Hermes çantalar? Evet 200 binden başlıyor. Her ay alıyorlar mı 2 ayda bir? Valla bilmiyorum şimdi çantalara vesairelere gördüğün zaman gerçekten büyük paralar almışlar. Hediye gelmiş olabilir. Zengin arkadaşları vardı, zengin sevgilileri vardı onları da o düşünüyorum. Olabilir. Vardı çünkü ben aldığını biliyorum bundan önceki Karadenizli çocuğun adı neydi? Aldı ona bir tane iki tane çanta. Şey Yusuf. Ha Yusuf aldı mesela. Anladın mı? Öyle de olabilir. Yusuf'u Mert Vidin ayarlamıştı değil mi Danla'ya? Yani Mert Vidin'i. Evet yani bu. Ama Alp'in de tabii yanlış anlama sen daha iyi bilirsin. Alp'in de böyle çıkışları oluyor mu bazen? Şimdi Alp ya? Çok durgun dönemine geçmişti açık açık konuşursak. Ben biliyorum görüyorum hepsini yıllardır bir tanıyorum. Kendisiyle muhabbetim var benim. Tabii şu an herkese fırsat doğdu. Bakın ne diyor işte Cüneyt Özdemir gibi bir adam. Toplamış her şeyi. Belgesel önümüze attı. Alın dedi. Hepsini bir yerde görün işte. Orada burada gezmeyin. Hepsini bir yerde görün dedi. Bunu şu an herkes yapıyor. Tek Alp değil. Ama gerçekten bunun altından bir şey çıkarsa helal sana Alp derim. Ama eğer bunun içinden de bir film bir çıkar, bir etkileşim çıkarsa da Alp'i ben burada yakalarım. Alp'i de ben burada yakalarım.
Ama bakalım, yorumlara bakalım altındaki dur. Neden sadece zengin kadınlar dikkatinizi çekiyor? Enes Batur'lar, Reymenler, diğer YouTuber'lar, YouTuber'lar neden konuşulmuyor? Reymenler onda da yaşıyor. Çok kötü bir yorum. Çok kötü. Ben ne konuşuyorum yani? Ben magazin konuşmam gerekirken ne konuşuyorum? Şu anda ne? Bunlar yasa dışı ve kara paraklı yoluyla... Gerçekten cadı avı. Dan 2020'de zengindi. 2016-2017'den bir YouTube video çekiyor. Mehmet abi şimdi Dan'la Türkiye'nin ilk YouTuber'larından ya. Aynen öyle ve ilk milyon izlenen YouTuber'ları. Yani ben yanlış anladım. Beyaz'a çıktığı zamanları hatırlıyorum. Kimse babadan zengin değildi bu sektöre geldiğinde, bunu da bilin. Vardı Sibil. En başından beri Beyliydi zaten. Londra'da okumuş, orada okumuş, burada okumuş. Sima Tarkan, Dila Tarkan, Ecem Oltulu, Sahra. Damla'nın çıkıp açıklama yapmasını bekliyorum. Alan çıkıp açıklama. Ha şu da olabilir. Mesela bir sürü var böyle insanlar benim hakkımda da bir şeyler yazıyorlar. Dönüp bir cevap bile vermem çünkü onlar benim kalemim değiller. Muhatabım değiller. Onları yapmak istediği algı belli. Belki de şu an Alp'i veya diğerlerini öyle görmüş olabilirler ve bundan kaynaklı da cevap vermeyebilirler. Şu sene bu insanlar bir sürü markayla çalışıyorlar. İşte Alarla Roş'un yüzüğü, Damla Bioderm'in yüzüğü, ne bileyim. Bu insanların hakkında şu an iddia bile markalarıyla olan iş birlikleri zedeleyebilir. Yani ticari kapılarını etkileyebilir. Onlar her ne kadar yağmur bizim ticari kapımızı kapatıyor falan diye konuşsalar da bir sonrasını düşünüyorum. Herkesle ilgili. Dilan Polat'la da ilgili. Mesela Dilan kolej mezunu olsa, değil mi? Hadi koleji bitirememişsin, kolej terk olsa. Engin'in kolejde okuyacak durumu var mı? Engin nereye kolejde okuyacak? Mitomanik durumlar var zaten. Bunu hepsi yapıyor diyorum ya. Geçmişler yok. Şöyle bir şey var mesela Dilan Polat'ta en çok fark edilen bir şey. Dilan Polat gerçekten bu şeyi çok iyi kullanmış. Yani demagoji de mi dersin, duygusallığı mı dersin, ne dersin? Yani bununla beraber yaşamış biliyor musun? Yani babasının... İnanmış. Evet babasının, yani bir insan mesela üzülür ya mesela. Üzülür ama... Ama bakmış Dilan, aa ben bu üzüntüyle para kazanabilirim diye de bunu çok yansıtmış. İyi oynamış yani bu oyunu. Evet iyi oynamış. Bir sürü yalancı var işte. Gökhan Ergün'ün örneğini veriyoruz. Sana söyledim, bana dedi ki Ergün İnşaatların oğlu. Dedim öyle bir şey yok. Ben de inanmıştım. Sen inandın, dedim öyle bir ama şey yok. Ama o kadar güzel hikaye attı ki. Ergün İnşaatların oğlu bu halde olur mu? Belli bu insanların para kazanma hırsı var bu sektörde. Dilan da para kazanma hırsından ne yapacağını şaşırdı. Kendi ipini çekti ya. Kendi bir mini çekip patlattı. Kendi kendini yaptı. Kimse ona bir şey yapmadı. Evet. Kimse. Kendi kendine ele verdi. Evet. Kocası ona bir şey yapmadı. Evet. Kendi kendine yaptı. Evet. Zaten diyoruz ya karmalığın yaşandığı bu dönemde çok garip. İnanın çok garip. Her şey gün yüzüne çıkıyor 2023'te. Sanki sıfırlama. Benim bildiğim büyük sıfırlama 2030 yılında olacaktı. Öyle diyor ekonomist dergileri. Biz bu kadar emek verirken, tırmanırken onlar çok kısa yoldan bu işi yaptılarsa hepinize yazıklar olsun. Bakın gerçekten her birinize yazıklar olsun. Bu insanları bu şekilde görmek inanın beni üzer. Hangi insanlar için söylüyorsun? İsmi geçen insanların için. Ya, Dilanlar için değil mi? Hayır. Ha, tamam. İsmi geçen son, insanlar son için. İnsanlar için. Tabii Dilanlar artık onaylanmış çocuğu. Hüküm yediler. Her ne kadar bugün çıktı yine birileri bir şey söyledi. Hatta Mila'nın bir tane eski videosu varmış, ağlamalı. Buraya da koyuyorum. Mila'nın eski videolarını alıp annesini özlüyor falan gibi editler yapıyorlar şu an. Arkadaşlar farkındayım. Hala çok seveni var. Anlıyorum. Ben de herkesi çok seviyorum. Ama bir ceza varsa da çete kurmak, para aklamak bunlar ortaya çıksın. Ve, çıksın yani. Ve şöyle bir şey var. Biliyorsun ki Dilan'la Sıla'nın daha önceden bir sabıkası var. Yani sabıkası derken ertelenmiş bir suçu var. Ben söyleyeyim. Güzellik merkezlerinde evet. Dolgu, botoks sen yapamaz. Senin belgeli bir doktorun olması lazım. Biz neden insanları güzellik salonu, plastik cerrahları yönlendiriyoruz? O yüzden de ertelenen bir ceza aldıkları için de bundan dolayı da ceza yiyecekler. Evet, yani evet. Artı olarak üzerlerine gelecek. Bir de şunu altını çizelim. Ne zaman çıkacaklar diye çok DM geliyor. Ben biraz baktım. İddianame gerçekten öyle kolay bir iddianame değil. Değil. En az bu iddianamenin yazılması 3 ay 4 ay sürer Yağmur. Şimdi Engin diyor ki Dilan bir şey bilmiyor. Dilan bizim reklam yüzümüzdü. Hatta ben size eserdeki videosunu gösterdim. Bak orada da bir şey bilmediğini. Bana Batman'dan bana ulaşanlar dedi ki Dilan böyle bir kız değil. Gerçekten çok iyi bir kız. Babası da çok iyi bir kadın adamdı. Bak annesi için yorum yapmıyorlar. Babası da çok iyiydi. Dilan da çok iyi bir çocuktu. Dilan bu süreçte Engin tarafından kandırılmış olabilir dediler. Ama arkadaşlar bakın hukuk belgelerle konuşur. Senin burada imzan var mı arkadaşım? Hakim Bey ben bilmiyordum. Benim hiç bilmiyor. Bana imza dediler. Ben imzaladım. Yok ya. O zaman ne güzel. Birisi gelsin, etsin, her şeyi yapsın. Vallahi ben bilmiyordum ya. İmza attım bilmiyordum desin. Suçsuz olsun öyle bir şey mi var? Subaya doğru yola çıkıyormuş bu şeyler. Yasaklı şeyler. Ama bu iddia. Evet. Bu konuşulanlar doğruysa ben ikisinin de uzun süre içeriden maalesef çıkamayacağını düşünüyorum. Ha. Maalesef niye diyorum onu da söyleyeyim. İki tane geride evlat bıraktıkları için. Yani yorum yaparken biraz empati kurmak lazım. Maalesef bu konuyla alakalı neden bu konuyu söylüyorum? Biliyorsun ki Ayşenur Parlak'ı kaybettik. Ay evet ya. Yaşam mücadelesini veren. Evet yaşam mücadelesi çok iyi verdi.
ve hayalleri vardı. Bu arada eşine ve çocuğuna da baş sağlığı diliyoruz buradan. Allah sabırlar versin maalesef. Allah'tan geliyor hastalık. Hep bunu söylüyorum arkadaşlar. Mekanı cennet olsun. Gani gani rahmet eylesin. Tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz biz de buradan. Hadi. Mesela Selin bir tane story atmış arkadaşlar. Çok enteresan. En sevdiğim sayfa diyor. Teknik Deha diye bir sayfa. Şimdi burada farkındaysanız bonus bir logosu var. Böyle bonus diye gördüğünüz logolu sayfalar bahis sitesi sayfalar arkadaşlar. Bunları size bir söyleyelim. Şimdi Selin'in bu bıraktığı sayfaya, bayılıyorum sayfaya dediği sayfaya girdiğimizde inşaat malzemeleri var. Kamyonlar işte bir şey taşıyorlar, bir yere bir şey aktarıyorlar falan. Böyle değişik bir sayfa. Bir bakıyorum benim listemden. Şimdi Selin'le benim ortak arkadaş olarak belki 40 tane arkadaşımız var. Tamam mı? Bir bakıyorum bir tek Selin takip ediyor ortak arkadaşlarımızdan. Bir bakıyorum sayfa ne diye, saçma bir sayfa. Her türlü teknik alanlı videolar için en iyi adres. Tam reklam ve iş birliği için diyen, senin bahis sitesiyle ne işin var? Zaten hakkında bir sürü bahis sitesiyle ilgili iddialar var. Murat Ağrel, her gün Murat Ağrel Gökhan Çıra'ya konuşuyor kanallarda her gün. Ben şimdi korkudan bakın bağlantıya girmiyorum. Burada bağlantısı var ya ama Selin insanları bu sayfa yönlendiriyor. Selin ciğer çok emin konuşuyor kendinden değil mi? Taksim Meydanı'nda sallandırırım kendimi dedi. Umarım bizim güvendiğimiz, Nikle'ne alışveriş yaptığımız, güzellik merkezini doldurduğumuz insanlar saf, temiz insanlardı. Benim gönlüm bundan yana. Bundan yana da olduğu için bu konularda cidden çok büyük analizler yapmıyorum. Ama gazeteciler, avukatlar net bir şey söylerler. Aynı Dilan Polat yaptığım yorumları yapıyorum. Dikkat edin. Dilan Polat'a demek ki has değilmiş bu yorumlarım. Bu insanlar hakkında da net bilgiler ortaya çıkar. O zaman benim yorumlarım daha farklı olacak. Belki ben de buraya bir takım analizler getireceğim. Bakın burada bu olmuştu, burada bu olmuştu falan diye. Bugünlük benden bu kadar. Yine söylüyorum. Cambly'de büyük bir kampanya var arkadaşlar ve son kez yapıyorlar bu kampanyayı. 66 yağmur koduyla Cambly'i indirdiğin zaman %60'lık büyük bir indirim seni bekliyor ve sizi çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir video. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kocaman öptüm. Bye bye.